Arkadaşlar herkese merhabalar. Sizlerle 7. sınıf matematik konularına başlıyoruz. Daha önce diğer sınıflarla ilgili çalışmalarımızı başlatmıştık ve artık 7. sınıfa da başlamaya karar verdik. İnşallah hepimiz için çok faydalı bir çalışma olur diye ümit ediyoruz. Ne yapacağız bu çalışmalarımızda? Tüm matematik konularını tek tek birlikte işleyeceğiz ve öğrendiğimiz konularla ilgili örnek sorular ve örnek testler çözmeye çalışacağız. Bu şekilde konularımızı pekiştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve hazırsanız artık başlayalım. Arkadaşlar ilk adımımız tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapmak olacak. Adım adım ilerleyeceğiz. Her adımda bir konuyu ilerletmiş olacağız birlikte. Önce anahtar bilgilerimizle başlıyoruz arkadaşlar. Pozitif iki tam sayıyı toplarken sayıların mutlak değerleri toplarız ve ortak işaret olan artı işaretini yanına koyarız. Bu çok basit bir şey ama yine de değinmeden geçmek istemedik. Pozitif iki tam sayının toplamı yine mutlaka nedir? Pozitiftir arkadaşlar. Artı 7 ile artı 9'u topladığınızda ne olur? Artı 16 olur diyebiliriz. Diğer anahtar bilgimize bakıyoruz. Negatif iki tam sayıyı toplarken ne yapacağız? Sayıların mutlak değerlerini hesaplayıp onları toplayacağız ve ortak işaret olarak eksi işaretini başına koymayı unutmayacağız. Negatif iki tam sayının toplamı yine negatiftir. O zaman ne dedik arkadaşlar özetleyecek olursak? Pozitif iki tam sayının toplamı pozitifken negatif iki tam sayının toplamı da yine ne olacak? Negatif olacak. Örneklere bakıyoruz. Bakın eksi 5 ile eksi 8'i topladığınızda ikisi de negatif olduğu için yani bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. 5 lira kaybettiniz sonra 8 lira kaybettiniz. Toplam kaç lira kaybettiniz gibi düşünürseniz 5, 8 daha 13 yapar. Bu şekilde 13 lira kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Kaybetmek negatif bir durum olduğu için de başına eksi yazdığınızı düşünebilirsiniz. Bir diğer ifadeyle mutlak değerlerini birbiriyle toplamak olarak düşünebiliriz. Eksi 5'in mutlak değerini, mutlak değer dışındaki durumu nedir? 5'tir. Eksi 8'in mutlak değer dışındaki durumu nedir? 8'dir ve siz bu iki ifadeyi ne yapıyorsunuz? Topluyorsunuz. Topladığınızda sonucunu ne olarak buluyoruz? 13 olarak buluyoruz. Peki toplamda yine başa ne yazıyoruz? Eksi işaretini yazmayı unutmuyoruz. Yani 5 adımla 8 adımı topladık. 13 adım oldu. İkisi de negatif olduğu için eksi 13 olarak sonucu yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zıt işaretli olduğunda ne yapacağız? Daha önce aynı işaretli olduğunda ne yapacağımızı öğrenmiştik. Şimdi zıt işaretlilere bakıyoruz. Zıt işaretli iki tam sayıyı toplarken sayıların mutlak değerlerinin farkı alınır. Ve mutlak değeri büyük olan sayı kimse sonuca onun işareti verilir gibi bir bilgi bize verilmiş. Ne demek bu? Şimdi burada gördüğünüz gibi artı 6 sayınız var. Burada ise eksi 10 sayınız var. Artı 6 mutlak değere dışında 6 olarak çıkar. Eksi 10 da mutlak değer dışına 10 olarak çıkar. Şimdi bu iki ifadenin nesini alalım diyor bize? Farkını almamızı istiyor. Bu nedenle ne yapıyoruz? 10'dan 6'yı çıkarıyoruz ve sonucu 4 olarak buluyoruz. Fakat bize verilen bilgi ne? Bu işlemi tamamladığında sonuca mutlak değer olarak kim daha büyükse onun işaretini ver diyor. 10 mutlak değer olarak 6'dan daha büyük olduğu için ve onun işareti eksi olduğu için sonuca eksi işaretini vererek sonucu buluyoruz. Şimdi bize bazı örnekler verilmiş. Şimdiye kadar öğrendiğimiz konularla ilgili isterseniz bunları da çözerek konuyu pekiştirmiş olalım. Buraya birlikte bakalım. Artı 9, artı 8. İkisi de aynı işaretli olduğu için ikisini ne yapıyoruz? Topluyoruz ve işaretimiz ne olmuş oluyor? Artı olmuş oluyor. Bu şekilde yazabiliyoruz. Bu arada artıyı başa yazmasak da bir sayının başında herhangi bir işaret yoksa biz bunu zaten artı olarak kabul ediyoruz. Buraya geldiğimizde B seçeneğine geldiğimizde bakın eksi 4 ile eksi 7'yi topluyoruz. Ne yapıyorduk böyle bir durumda? Her ikisinin mutlak değerlerini alıyorduk ve ikisi de negatif olduğu için sonucu negatif olarak yazıyorduk. 4 ile normalde 7'yi topladığımızda sonucumuz kaçtır? 11'dir. Mutlak değerleri bu şekildedir. Peki 11'in başına ne yazıyoruz? Negatif yani eksi işaretini koymayı unutmuyoruz. Buraya geldiğimizde yine her iki sayımız da nedir arkadaşlar? Negatiftir. Eksi 15, eksi 10. Mutlak değer dışında bu 10 olarak, bu da 15 olarak çıkar ve bu ikisini topladığımızda sonuç 25 olur. Fakat ne yapıyorduk? İkisi de negatif olduğu için başa negatif işaretini koymayı unutmuyoruz. Buraya geldiğimizde bakın birisi pozitif, diğeri negatif. Böyle durumda her ikisinin de ne yapıyoruz? Mutlak değerini alıyoruz.
Gördüğünüz gibi daha sonra bu mutlak değerleri birbirinden çıkarıyoruz. 10'dan 5 çıkardığımızda sonucu kaç buluyoruz arkadaşlar? 5 buluyoruz. İşaret ne olacaktı? İşaret kim büyükse onun işareti geçerli olacaktı. Artı 12'nin değeri daha büyük olduğu için sonucumuz artı 5 olacaktır diyoruz. Buraya geldiğimizde yine ters işaretli iki sayımızdan bahsediyoruz. Mutlak değeri 6'dır, mutlak değeri 13'tür ve bu iki ifadeyi ne yapacağız? Birbirinden çıkaracağız. Hemen şurada çıkaralım isterseniz. 13'ten 6 çıkardık, sonucu 7 bulduk. Fakat 7 işareti ne olacak diye soracak olursak, bu iki ifadeden mutlak değeri büyük olan 13 olduğu için sonuç 13'ün işaretini alacağı için sonuç eksi 7 olacaktır diyoruz. Ve son f'deki örneğimize baktığımızda artı 7 eksi 7. Mutlak değerimiz kaç? 7. Mutlak değerimiz kaç? 7. Bu iki ifadeyi birbirinden çıkardığımızda 0 olarak buluruz. Zaten 0'ın herhangi bir işareti söz konusu değildir. Hangisinin işaretini alalım dediğimizde ikisi de birbirine eşit olduğu için herhangi birinin işaretini zaten alamıyoruz diyebiliriz. Ve alttaki örneklerle devam edelim arkadaşlar. 3 tane ifade, 3'ünün de pozitif olduğunu görüyorsunuz. Bu nedenle 3'ünü de rahatlıkla toplayabiliriz. 8, 12, 5 daha 17 işaretimiz de pozitiftir diyebiliyoruz. Buraya geldiğimizde her birisinin negatif olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. O zaman hepsini ne yapacağız? Toplayacağız. 12, 5 ve 7'yi topluyoruz. 12, 5 daha 17. 7 daha ne yapıyor arkadaşlar? 24 yapıyor. Hepsi negatif olduğu için işaretimiz de ne olmuş oluyor? Negatif olmuş oluyor. Buraya geldiğimizde bakın eksi, artı, eksi. İsterseniz burada ne yapalım? Eksi olanları bir arada bir toplayalım. Önce mutlak değerlerini yazıyorum. 8, 4 ve 5. Burada ne yapacağız? Şu eksi olanları bir arada değerlendirelim. 8, 5 daha 13 yapar. Diğer sayımız artı olan neydi? 4'tü. Bunları ne yapıyorduk? Birbirinden çıkarıyorduk. 13'ten 4 çıkardığımızda sonucu 9 olarak buluyoruz. Fakat negatif olan sayılarımız daha fazla olduğu için işaret negatif olmuş oluyor. Ve buraya geldiğimizde yine mutlak değerlerini yazıyoruz. 7, 4 ve 8. Artı olanları bir araya aynı havuza koyuyoruz. 7, 4 daha ne yapıyor arkadaşlar? 11 yapıyor. 11'den de 8'i çıkarıyoruz. 3 olarak buluyoruz. Peki sonucun işareti ne oluyordu? Hangi sayının mutlak değeri fazlaysa onunki oluyordu. Burada artı sayılarımızın mutlak değeri daha fazla olduğu için sonucumuz da mutlaka artı olacaktır diyoruz arkadaşlar. Şimdi öğrendiğimiz konuyu birazcık da sayma pullarıyla size anlatmak istiyoruz. Sayma pulları aslında çok da gerekli midir derseniz konularınızda var olduğu için anlatmak istiyorum. Yoksa diğer yöntemlerle yapmak tabii ki de daha basittir diyebiliriz. Sayma pullarında artı pulu artı bir tam sayısını, eksi pulu eksi bir tam sayısını temsil eder. Artı pulu ile eksi pulun oluşturduğu çifte sıfır çifti denir. Yani artı ile eksi birbirini götüreceği için bunlar birlikte yazıldığında biz buna sıfır çifti diyoruz. Toplama işlemini sayma pullarıyla modellerken toplanan sayılar kadar pul eklenir. Varsa sıfır çifte oluşturulan pozitif ve negatif pullar çıkarılır. Kalan pullar sonucu ifade eder. Şimdi söylediği şeyi örnekte daha net anlayacağız zaten. Gördüğünüz gibi artı 4 ile artı 2'yi toplamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya 4 tane artı pul, buraya da 2 tane artı pul koyuyoruz ve bunları birbiriyle topladığımızda 6 tane pul elde ediyoruz. Her ikisi de artı olduğunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Peki eksi pul olduğunda ne yapıyoruz? Eksi 5 ile eksi 1'i topluyoruz. Bakın eksi 5 tane pul buraya koyduk, eksi 1 tane pul buraya koyduk ve bütün pullarımızı topladığımızda eksi 6 tane pul elde ettik. Bunlar çok basit ama işaretler farklı olduğunda biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi 5 ile artı 5 ile eksi 3'ü toplarken önce artı 5 tane pulumuzu yazdık. Daha sonra eksi 3 tane pulumuzu yazdık. Şimdi buradaki eksi 3 pulumuzla şuradaki artı 3 pulumuzu birbirleriyle çift haline getirerek ne yapıyoruz? Dışarıya atıyoruz. Bu şekilde dışarıya attığımızda kalan pullar ne olmuş oluyor? Burayı attık arkadaşlar. Geriye gördüğünüz gibi şurada 2 tane artı pulumuz kaldı. Bu şekilde sonuç artı 2'dir diyebiliyoruz arkadaşlar. Ve bu ifadeye çok dikkat edelim arkadaşlar. Zaten alt tarafta da gösterilmiş. Artı ve eksiler birbirlerini sıfırladıkları için bunlar atıldığında kimden kalan daha fazlaysa sonuç onun işaretini alır diyebiliyoruz arkadaşlar. Buraya kadar anlattıklarımızı sayma pullarıyla da gösterdikten sonra şimdi birazcık da sayı doğrusunu göstermeye çalışalım. Artı 3 ve artı 5 ifadesini,
eksi 4 ve eksi 1 ifadesinin toplamını ve artı 2 ile eksi 6'nın toplamını sayı doğrusunda gösteriyoruz. İlk örneğimize bakıyoruz. Arkadaşlar olay hep sıfırdan başlar. Çünkü nedir? Başlangıç noktamız sıfırdır. Sıfırdan 3 adım ileriye attığımızı düşünüyoruz. Artı olduğu için ileriye 3 adım atarız. Ardından 5 adım daha ileri atmamız istenmiş bizden. Bu nedenle 5 adım daha ileri atıyoruz. Ve başlangıçtan son o gittiğimiz yere kadar olan yer bizim toplamımız olmuş oluyor. Bu da gördüğünüz gibi artı 8'e eşit olmuş oluyor. Peki eksi 4 ile eksi 1'in toplamı. Arkadaşlar eksi 4 demek geriye adım atmak demektir. Bu nedenle sıfırdan ne yaptık? Eksi 4'e kadar yani geriye doğru adım attık diyebiliyoruz. Daha sonra eksi 1 adım daha atmak demek bir adım daha geriye gitmek demek. Toplam geriye attığımız adım sayısı 5 tane olduğu için sonucu eksi 5 oldu diyebiliyoruz ve sayı doğrusunda bu şekilde gösteriyoruz. Fakat buradaki ifadeye dikkat edelim. Artı 2 ile eksi 6'yı toplayacağız. Arkadaşlar sıfırdan artı 2 dediğimizde 2 adım ileriye gidiyoruz. Fakat daha sonra bu ifadeyi eksi 6 adımla topladığımızda eksi 6 geriye doğru adım atmak olduğu için geriye doğru 6 adım atarak bu kısma ulaşıyoruz. Ve başlangıç noktamızla bakın biz nereden başlamıştık? Sıfırdan başlamıştık. Sıfırdan en son ulaştığımız nokta arasındaki mesafe bizim sonucumuz olmuş oluyor. O da nedir arkadaşlar? Eksi 4'tür diyebiliyoruz. İlk konumuz kolaydı. Şimdi birazcık daha zorlaşmaya başlayacak arkadaşlar. Bakıyoruz tam sayılarda çıkarma işlemi yaparken toplamayı bitirdik. Artık çıkarma yapıyoruz. Eksilen sayı ile çıkan sayının ters işaretlisi toplanır. Ne demek istiyor? Eksileni aynı şekilde tut. Çıkan sayının ters işaretlisi ile ne yap? Topla diyor. Peki bizim şuradaki sayımıza dikkat edelim. Mesela şurada a eksi b işlemi yapılırken diyor ki bize bakın siz ne yapıyorsunuz şu anda? A sayısından B sayısını çıkarıyorsunuz. Peki A'dan B'yi çıkarırken B sayısının ters işaretlisi nedir? B sayısının ters işaretlisi eksi B'dir. Bu ikisini topla diyor. Yani A sayısı ile eksi B sayısını topla diyor. Bakın burada da gösterildiği gibi. A sayısından B sayısını çıkarırken A'yı aynı şekilde yazdık. B sayısının ters işaretlisini yazdık. Ve bu iki sayıyı birbiriyle topladık. Bunu yapmamızı istiyor. Tabi bundan çok daha kolay bir yöntemi ileride göstereceğiz size ama şu an ne anlattığını anlamanızı istiyoruz. Artı 6'dan ne yapıyoruz? Artı 4'ü çıkarıyoruz. Ne demişti bize? Birinciyi aynı şekilde yaz. İkinciyi ne yap? Ters çevir. Arkadaşlar artı 4'ün tersi nedir? Eksi 4'tür. Ve bu iki ifadeyi birbiriyle topla diyor. Yaptığımız işlem gördüğünüz gibi bu şekildedir. Bu ifadeyi bu şekilde yazabiliyoruz. Peki devamına bakacak olursak bu iki ifadeyi toplarsak ne buluruz sonucu? Şu şekilde buluruz. Demiştik ki iki ifadeyi birbiriyle toplarken 6 ve eksi 4 ifadesinden artı 6 eksi 4'ten daha fazla olduğu için sonuç fazla olanın işaretini alır. 6 ile 4 arasındaki fark 2 olduğu için sonucu 2 şeklinde yazarız. 6 daha büyük olduğu için de onun işaretlisini başa yazabiliriz. Buraya geldiğinizde bakın söylediğimi tekrar yapmaya çalışıyorum. Birinciyi aynı şekilde yazıyoruz. Yani eksileni aynı şekilde yazıyoruz. Peki çıkan sayımız kaç? Eksi 4. Eksi 4'ün ters işaretlisini artı 4. Bu nedenle bu iki ifadeyi toplamamızı istiyor. Yani yukarıda söylenen formülü uyguluyorum şu anda. Burası artı 12. Burası da artı 4 olduğu için bu ikisinin toplamı 16 olur. Sonuçta ikisi de artı olduğu için de sonucumuz pozitif olmuş olur diyoruz. Şimdi öğrendiğimiz bilgiyi sayma pullarıyla gösterme zamanı. Çıkarma işlemini sayma pullarıyla modellerken ilk adımda eksilen sayı kadar pulu koyuyoruz. İkinci adımda çıkan sayı kadar sıfır çifti ekliyoruz ve çıkan sayı kadar pulu sistemden dışarıya çıkarıyoruz. Kalan pullara bakın kalan pullarla varsa sıfır çiftlerine dikkat ederek sonucu elde ediyoruz. Ne demek istiyor burada? Yine örnek üzerinden daha iyi pekişeceğini düşünüyoruz. Öncelikle eksilen sayımız kaç? 3. O 3'ü aynı şekilde buraya yazdık. Daha sonra diyor ki çıkan sayın kaç diyor senin? 5 diyor. Çıkan sayımız bizim burada kaç? 5. İşte bu 5 tane artı pulu buraya yazarken bunu sıfır çifti yapacak şekilde eksi pulları da yanına koyuyoruz. Ne yaptık burada? 5 tane sıfır çifti yazdık hemen yanına. Daha sonra bize diyor ki bakın çıkan sayı kadar pulu çıkarın. Çıkan sayımız kaçtı? Artı 5'ti öyle değil mi? Bakın 3'ten artı 5'i çıkarıyoruz. Buradaki eksiyi sakın karıştırmayın. Bu çıkarma işaretidir. Aslında siz 3'ten
artı 5'i çıkarıyorsunuz şu anda. Bu nedenle çıkan sayımız 5 olduğu için bu 5 tane pulu sistemden dışarıya atıyoruz. Geriye kalanlara bakıyoruz. Geriye kalan ne? 3 tane artı pul, yanında da 5 tane eksi pul olmuş oluyor. Bu artı pullarla eksi pullar birbirini yok ettiği için kalan bu 2 tane bizim sonucumuz olmuş oluyor ve eksi 2 olarak bunu yazabiliyoruz. Bir diğer örneğimize bakıyoruz. Şimdi yine birinciyi aynı şekilde yazıyoruz. Bakın eksi 4 tane pul ilk kısma yazılmış. İkinci kısım çıkan sayımız kaç? 2. Yani 2 tane çıkarıyoruz. Yine bu eksiyi karıştırmayın. Bu çıkarma işaretidir. Sizin artı 2 tane pulu buraya koymanız lazım. Fakat ne şekilde koymamızı istiyor bizden? 0 çifti şeklinde. Yani artı 2'nin yanına 2 tane de onu 0 yapacak eksi pulu yerleştiriyoruz. Daha sonra ne diyordu? Çıkan sayınız kaçsa bunu sistemden dışarı atın. Çıkan sayımız neydi? Artı 2'yi çıkarıyorduk. Bu nedenle 2 tane pulu sistemden dışarı atıyoruz. Ve kalan ifadelere bakıyoruz. 2, 4, 6 tane eksi pulumuz olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim isterseniz. Bir parça da yukarıya kaydırmaya çalışalım. Güzel örnekler gerçekten. Biraz dikkatli izlemeniz gerekecek diye düşünüyorum. Şimdi eksi 3 ifadesinden eksi 4 ifadesini çıkaracağız. Öncelikle ilk tarafa eksi 3 tane pulumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız peki? Bize demişti ki çıkan sayınız kadar 0 çift ekleyin. Çıkan sayımız ne? Eksi 4. Yani aslında biz buraya eksi 4 tane pul koyduk. Fakat çift yapabilmemiz için yanına 4 tane de artı pul koymuş olduk. Peki bu pullardan hangisini sistemden dışarıya gönderiyoruz? Çıkan sayımız neyse, bakın çıkan sayımız neydi? Eksi 4'tü. Bu nedenle eksi 4 tane puldan kurtuluyoruz. Bunu dışarıya attığımızda kalanımız ne olacak? Bunlar olacak arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi. Bu kalan pullardan şu birlikte olanlar birbirini nötrlüyor, yani sıfırlıyor ve artan son pulunuz sizin sonucunuz olmuş oluyor. Bunu da artı 1 şeklinde yazıyoruz. İlk izlediğinizde biraz kafanızı karıştıracaktır ama birkaç kere tekrar ettiğinizde daha net anlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, daha önce size uzun yollarından birazcık bahsettik ama bu işlemlerin bir de kısa yolu var. Birazcık buna bakmanızı istiyorum. Belki daha önceden de bunları duymuşsunuzdur. Şimdi arkadaşlar, işaretlerde bakın bir sayının önündeki iki işaret karşılaştığında sonuç ne oluyor? Buna dikkat edelim. Eğer ikisi de pozitifse sonuç pozitif oluyor. Eğer birisi pozitif diğeri negatifse sonuç negatif oluyor. Yine gördüğünüz gibi birisi negatif diğeri pozitifse sonuç negatif oluyor. İkisi de negatifse sonuç pozitif oluyor. Kısacası aynı işaretli olanların sonucu pozitif, ters işaretli olanların sonucu negatif olur. Aklınızda tutmak istiyorsanız aynı işaretler birbiriyle uyumludur. Bu bir pozitiflik belirtisidir. Ters işaretler birbirinde ters bir durum, zıt bir durum oluşturduğu için bu durumda negatif bir durumdur diyebilirsiniz ve aklınıza bu şekilde getirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örnekleri bu öğrendiğimiz bilgilerden yola çıkarak yapalım. Baştaki sayımız ne? Artı 16. Şimdi eksi ile artının buluşması yukarıdaki bilgilerimize göre neyi oluşturuyor? Eksi 7'yi oluşturuyor. Şimdi bu iki ifademize dikkat edelim. Birisi 16, birisi 7. Fakat birisi eksi 7 olarak düşünüyoruz. Diğerini artı 16 olarak düşünüyoruz. Kim daha büyük? 16 daha büyük. 16'dan 7 çıkardığımızda sonucu 9 olarak buluyoruz. 16 daha büyük olduğu için de işareti artı olmuş oluyor. Buraya geçtiğimizde eksi 5 ifadesini aynı şekilde yazdık. Eksi ile eksinin buluşması artıyı getirdiği için buraya da artı 7 olarak yazdık. Eksi 5 artı 7 ifadesine baktığımızda sonuç ne oluyor? 7'den 5 çıkardığımızda 2 oluyor. Ve 7 daha büyük olduğu için işaretimiz artı olmuş oluyor. Yine buradan devam edelim. Bakın artı 8'i aynı şekilde yazdım. Eksi ile eksinin buluşması ne oldu? Artı 4 oldu. Artı 4 artı 8 daha artı 12'yi oluşturdu diyebiliriz. D seçeneğine baktığımızda bakın eksi 8 burada söz konusu. Eksi ile eksinin buluşması artı 8 olduğu için artı 8 ile eksi 8 birbirini sıfırlar ve bu şekilde sonucumuz 0 olmuş olur. Buraya geldik. Eksi 12, eksi ile artının buluşması eksi oluyor ve buraya da eksi 6 yazdığımızda her ikisi de eksi olduğu için bu iki ifadeyi toplarız. 18 olur ve işaretimiz de yine ne olmuş olur? Eksi olmuş olur. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bakıyoruz öncelikle. Bakın şuradaki iki eksinin buluşması ne olacak? Artı olacak. O zaman artı 2'nin yanına artı 5'imizi yazacağız. Eksi ile artının buluşması da ne olacak? Artı 7 değil, eksi 7 olacak. Peki artı 2 ile artı 5'i topladığımızda ne oluyor arkadaşlar? 7 oluyor. Yanında bir de ne var? Eksi 7 var. Peki artı 7 ile eksi 7 birbirine ne yapıyor? Sıfırlıyor. Buraya gelelim yine.
artı 8'i aynı şekilde görüyoruz. Yanındaki eksi ile artının buluşmasından eksi 15 oluşuyor. 15 ile 8 farklı işaretli oldukları için birbirinden çıkarıyoruz. 15'ten 8 çıkarınca geriye 7 kalıyor. 15 daha büyük olduğu için işaretimiz negatif olmuş oluyor. Ve şurayla devam edelim. Buradaki şu 2 eksi ile eksinin buluşması ne olacak? Artı 15'i meydana getirecek. Burada neyimiz var? 9'umuz var. Yanında neyimiz var? 8'imiz var. Şimdi artı olanlar ne? Gördüğünüz gibi şuradaki 9'umuz artı, buradaki 15'imiz artı. 9 ile 15'i topladığımızda 24 sayısını elde ediyoruz. Bir de yanında eksi 8'i var. 24'ten 8'i çıkarıyoruz farklı işaretli oldukları için. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? 16 kalıyor. Peki 16'nın işareti ne olacak? 24 daha büyük olduğu için artı olmuş olacak diyoruz. Buradaki örneklerimizde devam ediyoruz. Önce eksi 5 sayımızı yazdık. Eksi ile artının buluşması eksi 3 olmuş oldu. Eksi ile eksinin buluşması da artı 4 olmuş oldu. Bakıyoruz. Eksi 5 ile eksi 3'ün toplamı ne oluyor arkadaşlar? Eksi 8 oluyor. Yanında bir de neyimiz var? Artı 4'ümüz var. 8'den 4'ü çıkardığımızda sonucu 4 buluyoruz. Eksi daha büyük olduğu için işaretimiz eksi olmuş oluyor. Burada rengimizi değiştirelim. Eksi 2'yi aynı şekilde yazdık. Eksi ile eksinin buluşmasından artı 3 oluştu. Eksi ile eksinin buluşmasından artı 7 oluştu. 7 ile 3'ü topladığımızda sonucu 10 olarak bulduk. Bir de neyimiz var? Eksi 2'miz var. Bu iki ifadede 10'dan 2'yi çıkardığımızda sonucu 8 buluyoruz. 10 daha büyük olduğu için işaretimiz artı 8 oluyor diyoruz arkadaşlar. Son bilgimizden de bahsettikten sonra artık pekiştirici örnekleri yapacağız ve konumuzu tamamlayacağız. Biraz uzun bir konu oldu ama gerçekten detaylı bir konu, derinlemesine incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleriyle ilgili problem çözerken ne yapacağız? Pozitif ve negatif ifadeleri özellikle işaretlendirmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl işaretlendireceğiz? Eğer alacağımız varsa bu olumlu bir durumdur, yani pozitiftir. Eğer vereceğimiz varsa, yani borcumuz varsa negatiftir. Kar pozitifken zarar negatiftir. Yukarı ifadesi pozitifken aşağı ifadesi negatiftir. İleri ifadesi pozitifken geri ifadesi negatif olarak kullanılabilir. Bunun yanında deniz seviyesinin yukarısındaki ifadeleri pozitif, deniz seviyesinin altındaki ifadelere negatif diyoruz. 0 derecenin üzerine pozitif ve 0 derecenin altına negatif diyoruz. Haberlerde duymuşsunuzdur. İşte Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 20 derece. Bakın sıfırın altındaki sıcaklıklar nasıl derecelendiriliyor? Eksi sıcaklıkla derecelendiriliyor diyerek örneğimize geçelim. Bir otel görevlisi otelin eksi 3. katında bulunan otoparktan aldığı bavulları 12 kat yukarı çıkartıp 5 kat tekrar aşağı indirmiş. Buna göre otel görevlisinin en son kaçıncı katta olduğunu bulmaya çalışalım. Öncelikle eksi 3'ü yazalım. Ne yapıyoruz? Yukarı çıkma ifadesi artı 12 olarak yazılır. Ardından ne yapmış? 5 kat tekrar aşağı indiğine göre eksi 5 olarak yazılması gerekiyor. Şimdi bu ifadeleri ne yapacağız? Birbiriyle toplamaya çalışacağız. Şimdi aynı işaretli olanları bir yerde tutalım. Artı 12'yi yazdık. Eksi 3 ile eksi 5 toplam eksi 8 yaptığı için bunları da birlikte yazalım istiyorum. Yani aynı işaretli olanları birlikte almamız gerekiyor. 12'den 8 ne yaptık? Çıkardık. 12 daha büyük olduğu için işaretimiz ne olmuş oldu? Artı 4 oldu. Demek ki şu an otel görevlisi hangi kattadır diye soruluyorsa sıfırın üzerinde 4. katta, artı 4. katta diyebiliyoruz. Yine bir diğer sayfamızdaki örnek sorulara bakıyoruz. Bir sayı doğrusunda artı 15 sayısı ile eksi 24 arasındaki uzaklık ne kadardır diyor. Arkadaşlar sayı doğrusunu şöyle düşündüğümüzde, hatta şöyle işte çizeyim isterseniz, şu şekilde bir sayı doğrusu çizelim. Şu noktamız sıfır olduğunu düşünelim. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Bizden istenen neydi? Artı 15 ile eksi 24 arası. Artı 15 bu tarafta bir kısımdadır. Şuraya artı 15 yazabilirsiniz. Eksi 24 de yaklaşık olarak burada bir yer olsun. Şimdi bu ikisi arasındaki uzaklığın kaç birim olduğunu soruyorsa, burada kaç adımlık bir yolumuz var? 15 adımlık. Burada ise 24 adımlık bir durumumuz var. Burada işaretler önemli değil. Uzaklığı sorduğu için biz adımlarımızı sayacağız. Bu nedenle 24 ile 15 ifadesini ne yapıyoruz? Topluyoruz ve 39 adımlık ya da 39 birimlik bir uzaklık vardır diyebiliriz. Diğer sorumuza bakıyoruz. 2 basamaklı en küçük pozitif tam sayı. 2 basamaklı olacak, en küçük olacak ve pozitif olacak. Bu sayımız kaçtır arkadaşlar? 10'dur tabii ki de. 2 basamaklı en küçük negatif tam sayı. Şimdi burası çok önemli. Eksi 10'dan başlar. Eksi 10, eksi 11, eksi 12
diye devam eder ve en son eksi 99 sayısına kadar devam edersiniz. Eksi 99 sayısı, biliyorsunuz ki sayı doğrusundan geriye doğru gidildikçe sayılarımız giderek küçülür. Bu nedenle eksi 99 sayısı eksi 10 sayısından çok daha küçük bir sayıdır. Neden? Sayı doğrusunun solunda daha ileride olduğu için. Bu nedenle ne diyoruz? İki basamaklı en küçük negatif tam sayımız ne olmuş oluyor? Eksi 99 olmuş oluyor, sıfırdan daha uzakta olduğu için. Bu iki sayının bize nesi sorulmuş? Toplamı sorulmuş. Yani 10 ile eksi 99'u ne yapacağız? Toplayacağız. Öğrendiğimiz kısa yolu hatırlayalım arkadaşlar. Ne demiştik? Artı ile eksi işareti yan yana geldiğinde mutlaka sonuç ne oluyordu? Negatif oluyordu. 99'dan 10 çıkaralım. 89. Buradaki 99 daha büyük olduğu için işaretimiz ne olmuş olacak? Negatif olmuş olacak ve sonucu ne bulacağız? Eksi 99 bulacağız arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz örneklerimizi yapmaya. Şu ifadeleri birlikte yapacağız. İşaretlerini hemen düzenleyelim. Eksi 5'imiz var. Artı 15'imiz var. Artı ile eksi. Eksi 6'mız var. Eksi ile eksi. Artı 6'mız var. Şimdi aynı işaretli olanları bir araya getirelim isterseniz. 15 ile 6'yı topladık. Artı 21 sayımızı elde ettik. Eksi 5 ile eksi 6'yı topladığımızda da eksi 11 sayımızı elde ettik. 21'den 11 çıkardığımızda 10 bulduk. Sonucumuz artılar daha fazla olduğu için artı 10 olarak bulduk diyebiliyoruz. Buraya gelelim isterseniz. 9'u aynı şekilde yazdık. Eksi 16 yazdık. Eksi ile eksi. Artı 3 yazdık. Artı ile artı. Artı 7 yazdık. Şimdi artı olanlara bakıyoruz. 9, 3 ve 7. Bunların hepsini topladığımızda 9, 7 daha 16, 3 daha 19 olmuş oldu. Bir de eksi sayımızı da yazdık. O da nedir? Eksi 16. 19'dan 16 çıkardığımızda sonucu 3 olarak buluruz. 19 daha büyük olduğu için işaretimiz artı 3 olmuş olur. Ve son örneğimizde çalışmamızı tamamlıyoruz. Eksi 8'i aynı şekilde yazdık. Eksi ile eksinin buluşması artı 5 dedik. Ve burada eksi 3'ümüz var ve bir de artı 1'imiz var. Artıları isterseniz bir araya getirdiğimizde ne buluyoruz? Artı 6 olarak buluyoruz. Eksileri bir araya getirdiğimizde eksi 8, eksi 3 daha eksi 11 olmuş oluyor. 11'den 6'yı çıkardığımızda sonucu 5 buluyoruz. Eksilerimiz daha fazla olduğu için işaretimiz negatif olmuş oluyor. Bu şekilde ilk çalışmamızı tamamlıyoruz. Tam sayılarla işlemlere devam edeceğiz arkadaşlar. Ama yeterince uzun oldu diye düşünüyorum. Biraz bölerek çalışmak bizler için daha faydalı olacaktır. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.